Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik hazırlayabileceğiniz lahmacun tarifini paylaşmak istiyorum. Hamur yoğurmadan, hamur açmadan kolaylıkla yapabileceğiniz nefis lahmacunlar oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimiz için 4 tane kuru soğan, 2 tane domates, 1 tutam maydanoz, 1 tane büyük boy kapya biber, 5 tane yeşil biber, ben Charleston biber kullandım. Tüm malzemeleri yıkayıp hazırladım. Rondodan ince olacak şekilde çektim. Bir yemek kaşığı biber salçası dolu dolu kullandım. 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1'er çay kaşığı pul biber, karabiber, toz kırmızı biber, tuzunu ilave edelim. Karıştıralım. Eğer et sevmiyorsanız bu şekilde hazırlayıp sebzeli de yapabilirsiniz. Ama ben içine 400 gram kıyma ilave ediyorum. İyice karıştıralım. Kıvamının biraz sulu olması gerekiyor, daha kolay sürebilmemiz için. Biraz su ilave ediyorum. Kıvamına göre su ilave edebilirsiniz. Kullandığınız domatesin sululuk oranına göre bu su miktarı değişiklik gösterebilir. Ben 1 çay bardağı kullandım. Şu anda kıvamı tam. Biraz buzdolabından dinlendirebilirsiniz ya da hemen yapabilirsiniz. İsterseniz bir gece önceden hazırlayın. Çalışan bayanlar için de çok kolay hazırlayabileceği bir tarif. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisi üzerine hazır lavaşlardan alalım. Üzerine hazırladığımız iç harcımızdan ince bir tabaka olacak şekilde yayalım. İç harcınızı akşamdan hazırlayın. Ertesi gün işten geldiğinizde hemen hazır lavaşların üzerine sürüp fırına verin, pişirin. Lahmacunlarınız hazır. Eğer isterseniz önceden hazırlayıp pişirin. Soğuduktan sonra aralarına buzdolabı poşeti yerleştirip dondurucuya atın. Daha sonra çıkarıp ısıtıp kullanabilirsiniz. Hazır elinizin altında çıkarıp kullanabilirsiniz. İnce tabaka halinde sürdüm. İkinci tepsiyi de hazırlıyorum. Aynı şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hazır lavaşları alıp üzerine ince tabaka şeklinde sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırına en üst rafına verelim. En üst rafında 10 dakikada pişiyor. Pişenleri fırından alıp diğerlerini de fırına verdim. Hazırladığımız lahmacunları havlu kağıt serilmiş bir tencere içerisine alıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Bu şekilde bütün lahmacunları pişiriyorum. Lahmacunlarımız pişti, hazır. Dilediğiniz sebzeyle servis edebilirsiniz. Ben kıvırcık, mor lahana, havuç,
Domates dilimleri kullandım. İsterseniz kuru soğan da kullanabilirsiniz. Üzerine de güzelce limonunu sıkalım. Saralım. Afiyetle yiyebilirsiniz. Pratik lahmacun tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.